Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Var ve gündemden düşmeyen bir konuyu değerlendireceğiz. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kabacık bizlerle birlikte. Tabii gündemdeki pancar çorbasını ve yine Karadeniz mutfağını, Karadeniz mutfağına benzer mutfakları kendisiyle değerlendireceğiz. Ancak öncesinde hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Herkese günaydın diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Bizler de kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii ilk soruma pancar çorbasıyla başlayacağım hocam. Geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düştü deyim yerindeyse. Dünyanın en kötü yiyecekleri sırasında 7. sırada kendine yer buldu pancar çorbası. Her ne kadar ordular ve tüm Karadeniz illeri bunda mutabık kalamasa da siz neler söyleyeceksiniz? Gerçekten pancar çorbası böyle kötü bir yiyecek mi? Yani o listeye girmeli miydi, hak etti mi? Şimdi şuradan başlamak gerekir diye düşünüyorum. Bu listeyi kim yaptı, nasıl yaptı, yapan kuruluşla alakalı biraz bilgi vermekte fayda var. Zaten bunu anlatınca bunun çok kayda değer bir şey olmadığını izleyicilerimiz anlayacaklardır. Hırvatistan'da bir yemek yazarının kurmuş olduğu bir sitedir. Taste Atlas diye, yani lezzet atlası anlamında. Bu kendince dünyanın farklı yerlerinde yemekleri ya da restoranları sınırlandırıyor ya da listeliyor. Ya da bazen dünya mutfaklarını da listeliyor. Örneğin o dünya mutfakları listesinde Haziran ayında bir listelemişti. Türk mutfağını ya da Türkiye'yi 17. sıraya almış ki bu kabul edilir bir şey değil. Ya da dünyada kendinden çok iyi bahseden ya da dünyanın iyi mutfaklarından sayılan Fransız mutfağını Romanya'dan sonra aktarmıştı. Buradan da çok geçerli güvenli olmayan bir site olduğu anlaşılıyor bunun. Nasıl bir çalışma yaptı, hangi yöntemi kullandı çok fazla bilmiyorum ama dünyanın farklı yerlerinden böyle yorumlar yazanlar yani Test Atlas sitesine. Belki oradan bir kişi, belki birkaç kişi pancar çorbasıyla alakalı olumsuz bir şey yazdı ve bunun üzerine sıralama yaptı diye düşünüyorum. Yoksa ya da kişisel bir tercih miydi? Belki acaba? De öyledir. Bildiğini de zannetmiyorum. Çünkü Hırvatistan'ın coğrafyasında şey yetişmiyor. Pancar. Ya bizim bildiğimiz kara lahana yetişmiyor. Pancar ve türevleri yetişiyor. Çünkü pancar Türk dillerden bir bitkidir. Evet. Muadili olan karnabahar, brokoli. Mesela onlardan bahsetmiyor. Dünyada daha doğrusu onların Brüksel lahanasının kullanılmasını tavsiye ediyor. Ama pancarla aynı içeriğe sahip, hemen hemen aynı lezzete sahip. Orada da bir tezatlık var zaten. Yani listeye ben baktım içeriğim buraya gelmeden. Bu bahsetmiş olduğum diğer Türk dillerinden olan sebzelerin yukarıda görüyorsunuz listelerde. Beğenilenler arasında görüyorsunuz. Aynı lezzete sahip, aynı besin içeriğine sahip olan pancar ise son sıraya almış. Karadeniz hedef mi alındı hocam? Sanmıyorum ya, çok bildiğini de zannetmiyorum burayı yaparken. Yani kaç tane yorumcu katılmış onu da söylemiyor esasında. Bunu açıklarken bilimsel bir dayanağa dayandırmanız gerekiyor. Kaç kişi bunu seçti? Tabii. Kaç kişilik bir gruptu? Tabii. Hangi yöntemle uygulandı? Bu evet, yok. Anket mi? Tabii. Bunların hepsinin belirlenmesi lazım. Veri toplama tekniği paylaşılmamış ama evet, sonuçlar ortada. Sonuçlar ortada. Yani bu bilimsel bir dayanağı yok. Onu bir defa herkesin bilmesine fayda var. Bu noktadan bakıldığı zaman evet olumsuz bir şey gibi gözüküyor. Ama biz millet olarak bunu olumluya çevirmeye doğru gidiyoruz. Reklam iyisi kötüsü olmaz derler ama kötü başlayıp iyiye doğru giden bir durum söz konusu. Zaman zaman takip ediyorum. Belediyelerimiz bu işe sahip çıkmaya başladılar. Halkımız sosyal medyada çok büyük tepkiler vermeye başladılar. Ben de buraya gelmeden önce çevremdekiler hocam arkandayız bu pancar çorbasını kurtaracağız diye. Pancar çorbasını kanıtlamaya gerek yok. Bu kendi kanıtlamış olan bir çorba. Bölge kültüründe önemli yere sahip. Ve oldukça da besleyicidir bu arada pancar çorbası. Ya da kara lahana ya da lahana türevleri. Özellikle bizim kış aylarında soğuk algınlığına karşı ya da hastalığa karşı bağışıklığımızı güçlendirecek C vitamini içeriği oldukça yüksek. Ve bir de biliyorsunuz her mevsim üretilebiliyor. Hatta geçen ben buralıyım, Orduluyum. Annemi aradım, yeni pancar fidesi dikiyordu. Ondan bahsediyor köyde. Bahar aylarında dedi. Bunu hızla tekrar, geliyor gerisi. Evet, yenisi geliyor. Yani 12 ay boyunca bulabileceğimiz bir şey. Sizden önce de bir izleyenimiz de yazdı hocam. Programda bahsettim sizin katılacağınızı, pancar çorbası ile ilgili konuşacağımızı. Bir izleyenimiz yazdı, biz de protesto ediyoruz. Her hafta pancar çorbası yapabiliyoruz demiş. Yani herkes kendi çapında sesini yükseltmeye, tepkisini göstermeye devam ediyor. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Peki
Evet, konuşuyoruz. Bunu hak etmedik. Hepimizin ortak görüşü bu. Peki pancar çorbası nasıl bir pancar, nasıl bir yemektir? Yani nasıl yapılır? Püf noktası nedir? İçerisine gerçekten nelerin konulması gerekiyor? Bazı yörelere göre farklı şeyler de konulabiliyor içerisine tabii ki. Asıl pancar çorbası, yani karalahana çorbası, orduya göre pancar çorbası nasıl yapılır? Sizden öğrenelim. Önce şeyden başlarsam belki daha net anlaşılır. Kültürel kısmından başlarsam, tabii ki. Mutfak kültürü anlamında. Bir defa pancar çorbası bir kıtlık yemeği, yokluk yemeği. Ya da kadınların, Karadeniz bölgesindeki kadınların çok yoğun çalışmasından ortaya çıkan bir yemek. Karadeniz bölgesinde o kıtlık yokluk zamanlarında yiyebileceği çok fazla bir ürün yok. Yani yetişebilen doğal otlar var burada. Evet. Biz bunun tarihsel geçmişine baktığımızda taşıya bile rastlıyoruz bunu. Antik çağda yapılan çalışmalarla mesela çok meşhur bir Amasyalı Strabon vardır, coğrafyacı. Onun bir kitabı var. Orada şeyden bahsediyor. Karalahana'dan bahsediyor. O zamanlar bile varmış. Aslında karalahananın ya da pancarın ana vatanı şeydir. Baltık kıyılarıdır. Dünyaya oradan yayılmıştır. Evet. Doğu blok ülkeleridir. Ama Karadeniz'de burada var. Karadeniz kadını çalışma hayatı çok yoğun geçtiği için işte bağ bahçe işlerini yapacak, evde çocuğa bakacak, ne bileyim hayvanla falan ilgilenecek. Bu arada yemek de yapacak. Oturup yemeğin başında bekleyecek vakti yok. Evet. Ne yapmış? İşte bir kazana pancarı koymuş. Orada kaynarken gitmiş diğer işlerini yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Yani o yüzden zaten mutfak kültürü çok fazla gelişememiş Karadeniz'in. Bir şey gibi düşünemezsiniz bunu. Kayseri'deki mantı gibi ya da Sivas'taki analık hızlı gibi. Kadın boş vakti var. Oturdu, üşenmedi. Bir kaşığa 40 tane mantıyı sığdırdı. Onun çünkü vakti var. Evet. Ama Karadeniz öyle değil. Çok yoğun bir çalışma. Buradan kendinden gelişen bir pratiktir pancar çorbasının yapılması. Her mevsim yetişiyor olabilmesi bir avantaj. Bunu kullanmış. Ama sadece bunu yavan yapmamış. Yaparken içerisine bölgede yetişen mısırı koymuş. Mısırın yarmasını, ne bileyim bazen ununu koyuyorlar. Koyarak onu biraz da besin değer açısından zenginleştirmiş. Evdeki her şeyden bir miktar koymuş yani. Aynen, fasulyeden koymuş içerisine bir miktar. Ne bileyim tarlada yetişen o biberler vardı, yerel biberler. Onları koymuş ve bu sayede kendince bir pratik geliştirmiş ve ortaya lezzetli bir ürün çıkarmış. Evet. Sizin bir konferansınızda da dinlemiştim ben bu açıklamanızı. Çok hoşuma da gitmişti. Hala ara sıra yemekle ilgili bir konu olduğunda Karadeniz mutfağının nasıl geliştiğiyle ilgili sizden örnek veriyorum ben de. İşte Kayseri örnek vermiştiniz o zaman da. Hani Kayserili kadınların gibi işte bir saat uğraşacak vakti yoktu Karadeniz kadının. Gerçekten de hala öyle hocam. Yaz aylarında özellikle fındık bahçesine mi gitsin? Evdeki insanlara, çoluğuna, çocuğuna mı baksın? Yemek mi yapsın? Bu kadın hangi birini yapsın? O da pratik zekasını ortaya koymuş ve buna benzer yemekler ortaya çıkarmış. İyi ki çıkarmışlar. Evet. Bu bizim kültürümüzü oluşturuyor. Yani o yüzden önce bir yemeğin kültürünü bilmekte fayda vardır. Ya da yemeğin hikayesini bilmekte fayda vardır. Günümüzde biz de kendimize şu anda yeni ürünler geliştiriyoruz ama onun bir hikayesi yok. Belki ileride olacak ama bu yılların getirdiği bir birikim. O yüzden pancar çorbası çok değerli bizim açımızdan. Bir de bizim genlerimizde bu var. Yani bizim büyüklerimiz bizden çok çok önceki insanlar bununla beslendiler. Dolayısıyla onların genlerini biz taşıyoruz şu anda. Bizde bu var. Biz bundan vazgeçemeyiz. Yani ne kadar siz dünyanın kötü yemeği diye bunu reklam yapsanız da o bizden değişmeyecektir yani. O bizim, biz yemeye devam edeceğiz. Bizim hamurumuzda var o. Biz onu yiyeceğiz. Ya gerçekten çok çok lezzetli. Bu arada işte karalahana deniyor. Biraz daha doğuya gidince bizde pancar. Batıya doğru gidince de mancar diye adlandırılıyor. Zonguldak'ta, Kastamonu'da. Orada da var bu. Düzce'de. Orada da pancar yetişiyor. Onlar mancar diyorlar ve benzeri şekli yapıyorlar. Evet. Şu an konumuz pancar çorbası ama bunun yanında işte sarması yapılıyor. Diplesi diyoruz. Onu yapıyoruz. Evet. Turşusu. Özellikle bağırsaklardaki o yararlı bakterinin oluşması için mükemmel bir besindir bu arada. Pancar çorbası. Yine hastalıklara karşı koruyucu anlamında bağışık sistemimiz gelişimi açısından mükemmel bir besindir pancar çorbası. Kış aylarında hastalıkları yakalanmak istemiyorsanız pancar çorbası şiddetle tavsiye ediyorum. Bir kelle paça değerinde diyebiliriz. Genelde aynı aynen onunla öyle. Benzer özelliklere sahip kış ayları içerisinde. Aynen öyle. Hatta biraz daha doğuda Rize'de bunu biraz daha zenginleştirmek için içerisine kemik koyarlar. Ya da iç yağıyla bunu pişirir. Kemik suyunun olduğu. Aynen öyle yaparlar. Bizde öyle değil. Bizde bu yapılırken çok pratik, basit bir şekilde kaynayan bir kazanın içerisine pancarları atıyorlar. Tabii önce doğrayıp yıkayıp daha sonra içerisinde evde var olan işte mısır yarması ya da mısır unu ya da fasulyeyi daha önceden haşlamış olduğu birikmiş olan fasulyeyi en son üzerine bir tereyağı yakarak, pulveri yakarak en sade şeklini anlatıyorum ki orada çoğunlukla bu teknikle yapılıyor bu. Ama son yıllarda işte farklı sebzeleri kavurup içerisine attıkları da var. Soğan, havuç ya da başka sebzelerle bunları yapanlar falan var ya da patates koyanlar var. Ama en sade, en orijinal hali kaynayan bir suyun içerisinde pancarların pişmesi. Daha sonra içerisinde evdeki işte mısır yarması, mısır unu, fasulyeyle zenginleştirilmesi, lezzetlendirilmesi ve en son
tereyağı yakıp üzerine servis edilmesi. Özü bu. Özü bu. Bir yorumumuz da gelmiş, onu da okuyalım. Güzel bir yorumda. Ümit Seydi yazmış. Öncelikle teşekkür ediyoruz mesajı için. Pancar çorbasına kaşık sallamayanlar, yanında mısır ekmeğini yemeyenler, aynen, içindeki mısır tanelerinin tadını bilmeyenler yüksek ihtimalle o sıralamanın jürisinde yer aldılar demiş. Haliyle nereden bilsinler tadını ifadesini kullanmış. Bu arada öğle arasında pancar çorbası yemeye gideceğim galiba. Olsa da kazan kazan yesek demiş. Çok doğru söylemiş. Pancar çorbası belki şu olabilir, aklıma geliyor. Kükürtlü bir, bir sebzedir. Ya yani biraz kokusu farklıdır. İşte karnabaharda da kükürt vardır. Ve çok fazla yerseniz de sindirim sisteminde bazen problemleri olabilir. Gaz şişkinlik yapabilir. Çok fazla yediğiniz takdirde bu olur. Ama şu anda tam mevsimi pancarın. Çünkü kar yağdı. Şu an sahilde yok ama biraz yukarıda kar var. Havalar soğumaya başladı. O soğuk ve kar o pancardaki selüloz liflerini parçalıyor. Daha yumuşak hale getiriyor. Daha lezzetli hale getiriyor ve bu gaz ve şişkinlik yapmıyor. O yüzden pancarın en güzel yenecek zamanı şu andayız. Yani karın yağdığı, donun vurduğu zamanlardır. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Muhtemelen bu programdan sonra da hocam, pazarlarda... Hocam sizinle biz de bir gidelim yani. O kadar bahsetti ki bir pancar çorbası yemeye gideriz galiba. Vallahi bir yaylaya çıkalım kar üstünde falan. Oldukça lezzetli olacak. Ne güzel olur. Hocam şimdi tabii Karadeniz'in yemeğinden bahsetmişken biraz mutfağına da değinmek istiyorum. Sadece pancar çorbası değil. İyi, aslında... Tabii. Birçok ot çeşidinin kullandığı, doğadaki, aynen, otların değerlendirildiği bir mutfağı var. Peki sizce nasıl bir mutfak? Sağlıklı bir mutfak mı? Ege mutfağı gibi. Tabii muhakkak. Biz Ege mutfağı reklamını iyi yaptı bu konuda, otlar konusunda. Biz onlardan aşağı kalır yanımız yok. Hatta yaptığımız çalışmalarda Ege'deki otların benzerleri burada da var, farklı isimlerle. Burada çok daha fazlası var. Şimdi günümüzde şuna doğru gidiyor insanlar. Sindirim sistemi problemleri, sağlık problemleri yavaş yavaş artmaya başlıyor bu. Beslenme alışkanlıklarımızdan dolayı, özellikle fast food ağırlık beslendiğimizden dolayı. Hal böyle olunca da insanlar bunu ilaçla tedavisi ya da işte bu tıbbi ve aromatik bitkiler diyoruz. Alternatif tıp anlamında bitkilerle tedavisi yöntem yoluna gidiyorlar. Bu noktada Karadeniz mutfağı çok çok önemli. Ön plana çıkıyor. Çünkü biz bir şeyler yiyeceğiz ve yediklerimiz bizi hasta etmeyecek ya da bizi rahatsız etmeyecek. Bunun için adres burası, Karadeniz bölgesi. Çünkü bizde diğer bölgeler gibi hamur işleri çok yoğun değil. Yediğimiz tahıl mısır. Mısır tam tahıl olduğu için insan sağlığını olumsuz yönde etkilemez. Tam tersi faydalıdır. İşte pancar ya da benzeri diğer otlar. İşte kaldirik zamanı gelecek. Gerçi o geçti ama bahar aylarında çıkacak. Sakarca çıkacak bahar aylarında. De bileyim Meli Hoca'nın diken ucu çıkacak. Bunlar doğada kendiliğinden yetiştiği için, insan müdahalesi olmadan yetiştiği için çok sağlıklıdır. İnsan sağlığını koruyucu özellikleri vardır bunların. Bu haliyle baktığımızda Karadeniz bölgesi Türkiye'deki o 7 bölge içerisinde en sağlıklı olandır. Hatta bununla ilgili bir çalışma yapılmıştı. 2000'li yılların başlarındaydı. Kadınlar üzerine yapılan bir çalışmaydı. İşte kadınların beden kitle indekslerine bakmışlar. Böyle kilo durumlarına bakmışlar. En zayıf bu bölgede çıkmış. Karadeniz bölgesinde. Çünkü balık yiyoruz ki onun yenmesi tavsiye ediyoruz. Yanında da yerel otları yiyoruz. Bir yandan efor da fazla sarf ediyoruz. Tabii o da var. O yani da var. Her ikisi bir araya gelince de vücut kitle endeksine de yansıyor bu şekilde. Tabii. O yüzden biz herkese diyoruz ki sağlık kalmak istiyorsanız gelin Karadeniz bölgesindeki yemekleri tadımsayın, bir bakın. Bir süre sonra beğeneceksiniz zaten bunları, hoşunuza gidecek. Bunları yiyin ve sağlıklı kalın. Hem yemek yiyin, hem karnınızı doyurmuş olun, hem de sağlıklı kalın. Peki Karadeniz'in en ünlü yemeği nedir? Hem bölge olarak düşünelim, içerisinde tüm Karadeniz illerinin de yer aldığı, ardından da Ordu özelinde soracağım. Yine yapılan çalışmalar ya da bizim gözlemlerimize Karadeniz denildiği zaman 3 tane üründen bahsedilir. Hemen aklı o gelir insanların aklında. Hamsi bunun başını çekiyor. Şu an mevsimi şiddetle tavsiye ediyoruz. Fındık daha sonra geliyor ve çay. 3 tane ürün, bunlar daha çok ön plana çıkıyor. Çayı hepimizin çok sevdiği. Şu an Türkiye'de ve dünyada değil de Türkiye'de sudan sonra en çok içilen içecek. Gerçi son yıllarda kahve bunu yerini almaya başladı. Özellikle yeni nesil, Z kuşağı deniyor onlara. Onların kahve, çay yerine kahveyi daha çok tercih ediyorlar. Evet. Ona bir yönelimleri var ama hala çay şeyini koruyor, saltanatını koruyor. Kırmızı çizgimiz çay hocam. Evet. Bir de çok ilginçtir. Çay bize çok daha yeni gelen bir ürün. 1920'lerde, 30'lardan sonra tarım burada yapılmaya başlamış ama insanların çayı tam anlamıyla tüketmeleri 1950'ler 60'lar. Yani 50-60 yıllık bir geçmişi var ama çok benimsedik. Evet. Çok çabuk bunu kabullendik ve çok fazla da bunu tüketiyoruz. İngilizler gibi çay saatimiz var hocam bizlere. Onlardan öğrendik ama onlardan daha fazla. Bence de. Ve bir de onlar çayı içerken çay saati süt içiyorlar onlar, biliyorsunuz. Ya da böyle çok diğer işte meyve suları falan karışıp içiyoruz ama çay çaydır yani çay. Evet. Gideceksiniz. Böyle siyah çay. Siyah bir çay içeceksiniz. Evet. Öyle içeceksiniz.
Çay evet öyle çok benimsiyoruz. Fındık bizim ana ürünümüz burada ama fındık ürünleri konusunda çok iyi değiliz. Yani onu da biz biraz daha çeşitlendirmemiz gerekiyor. Hamsi vazgeçilmezimiz. O balık ne değildir? Hamsi ile ilgili hocam şunu soracağım. Şimdi pek çok pişirilme yapılma var. Yöntemi var. Buğulaması var, kızartması var, fırına verilmesi var, pilav halinde verilmesi var. Peki besin değeri en yüksek nasıl yapılır balık? En çok kullandığımız tavada pişiriyoruz. Sonra ızgara, mangal. Bu ikisi besin değeri anlamda çok iyi değiller. İyi, yani diğerlerine kıyasladığın zaman iyi değiller. En sağlıklısı buğulama, onu tavsiye ediyoruz. Bizim burada çok buğulama yeniliyor. Yeniliyor ama şey gibi değil, diğer balıklara kadar değil. Ama buğulamayı tavsiye ediyoruz sağlık anlamında. Hem besin değerini kaybetmiyor hem de beraberinde verdiğin sebzelerle beraber tamamlayıcı etki gösteriyor. O yüzden hamsindeki bulunan besin öğelerinin de insan vücudunda kullanılabilmesini sağlıyor. Bundan dolayı buğulamayı tavsiye ediyoruz. Ama illa ızgarayı seviyorum diyorsanız ya da tavada pişireceğim diyorsanız o zaman böyle yağlı kağıtlara falan fırında pişirdiği zaman, tavada pişirdiği zaman yağ eklenmeden, o tavadan gelen direkt ısıyı almadan onu da tavsiye ederiz. Mısır unuyla birlikte yine aynı şekilde. Evet, mısır unu da olabilir veya sade olduğu gibi de bir yağlı kağıda koyup tavada fırında pişirirseniz de bir ızgara etkisi gösterecektir, benzeyecektir. Ve besin değeri de daha yüksek olacaktır. Tabii tabii, besin değerini kaybetmeyecektir. Evet. Az önce Karadeniz bölgesini söylediniz. Şimdi bir de Ordu özelinde bakalım. Ordu'nun en meşhur yemeği. Şu an pancar çorbası. Evet. Şimdi sorsak insanlara. Bu hafta belirledi bugün değil mi? Belirledik. Bir süre gidecek bu pancar çorbası. Evet, pancar ilk akla gelenlerden bir tanesi. Turşularımız. Biz biliyorsunuz turşuları kavurarak yeriz. Evet. Ben üniversitede ev arkadaşlarıma götürdüğümde çok garipsemişlerdi. Turşu soğuk yenir hocam demişlerdi. Evet. Yani turşu kavrulurak yenmez demişlerdi. Ama bizde turşu kavrulur. O bir yemektir. Evet. O bir öğündür bizde. Yani başka yerde turşu bir başlangıçtır. Yemeğe başlamadan önce sindirimi kolaylaştırmak için yenilen bir atıştırmalıktır. Ama bizde öyle değildir. Evet. Bizde ana yemektir o. Sevilir. Turşularımız gerçekten önemlidir. Ben de ilk geldiğimde çok şaşırmıştım. Ben Gümüşhaneliyim hocam. Bizde de öyle işte sizin dediğiniz gibi soğuk kavurmasını hiç bilmeyiz yani. Ama burada geldim soğanla falan kavruluyor. Bayağı yemek haline getiriliyor ve lezzetli de. Tabii. Yani her iki türlü de lezzetli. Evet, turşularımız bizim bölgede önemli. Sahilde özellikle sahil yakın yerlerde balık. Perşembe'de hala çok eski yerel balık tarifleri var. Onları biz ön plana çıkarıyoruz. Yüzüne çıkarıyoruz. Balıklarımız aynı şekilde. Biraz daha iç taraflara gittiğimizde, yukarılara gittiğimizde et, kırmızı et devreye giriyor. Özellikle yaylaya yakın yerlerde. Ki bizim mutfak kültürümüzde et denildiği zaman koyun etidir, kuzu etidir. Evet. Tarih boyunca böyle gelmiştir. İşte son yıllarda bir sığır eti, dan etini kullanmaya başladık. Ama hala bizim bu Ordu'da et denildiği zaman koyun etidir. Küçük baş hayvanlar daha çok tercih ediliyor. Tabii ki, tabii ki. O daha lezzetlidir, daha besleyicidir. Çünkü o hayvanın otlandığı alanlarla sığırın otlandığı alanlar aynı değildir. Eti de çok çok lezzetlidir. O yüzden et var. Bunun yanında mısır ve mısırdan yapılan ekmeğimiz, ürünlerimiz bu bölgede. Hala da yerel mısırları koruyoruz. Bakın bu çok çok önemli. Bunu da korumamız gerekiyor. Her gittiğim yerde bunu söylüyorum. Muhakkak o yerel mısır tohumlarını kaybetmesin insanlar. Onlar devam etsinler. Esasında mısırın ana vatanı Amerika'dır ama burası yerel mısırların olduğu bir yerdir. Amerika'dan getirilen mısırlar istidacı mısırlardır. Yani toprağa zarar verirler onlar. Evet. Ama bizim buradaki mısır öyle değildir. O yüzden mısır ve mısırdan yapılan ürünler, mesela mısır çorbası kış aylarında şiddetle tavsiye ediyorum. İşte birçok hastalığı önleme açısından önemli. Doyurucu, çünkü mısır karbonhidrattır ve tokluk hissi verir. O anlamda çok çok değerli. Yine yerel otlarımız, mevsiminde çıkan otlarımız. Bunlar çok çok önemli. Bunlar Ordu mutfağının ön plana çıkan yemekleri. Evet, Ordu'da aslında pek çok lezzet var. O listeyi hazırlayanları da şöyle bir Ordu'ya davet edelim isterseniz hocam. Tabii tabii. Muhtemelen öyle tahmin ediyorum bu yerel yemekleri tatmak için. Belki oradan gelmezler ama Türkiye'nin başka yerlerinden geldikleri zaman bunu ön plana çıkarıp pancar çorbası isteyeceklerini tahmin ediyorum ilk etapta. Ya artık içsinler de gerçekten. Ama şöyle bir şey de var. Yani Ordu'da içsinler, gidip başka yerde içip belki de öyle de olmuş olabilir. Şimdi örnek veriyorum. Hani tamamen farazi konuşuyorum. İstanbul'da içmiştir pancar çorbasını. Tam yapmayı da bilmeyen birine de denk geldilerse en kötü yemek seçmeleri normal. Çünkü yedikleri tat odur belki. Evet. O. Şimdi işte, yerinde yemek önemli bir yiyeceği de. Bir de kükürtlü yiyecekler gerçekten ilk etapta hoş karşılanmazlar. İşte bu karnabaharda da böyledir. Brokolide de böyledir. Şalgamda da böyledir. Bunlar aynı familyadandır, gruptandır. Ama bunları iyi pişirirseniz, iyi hazırlarsanız çok çok lezzetlidir. Damak tadınıza da biraz uyuyorsa. Tabii. Dediğiniz doğru. Yani o nasıl hazırlandığını onu bilmiyoruz. Bunu seçerken seçenler hangi yöntemde seçsin onu bilmiyoruz. Onlar kendilerince bir çalışma yapmışlar.
Ama biz karşı çalışmayı iyi yapıyoruz şu anda. Evet. İyi gidiyoruz. Güzel bir reklam sürdürüyor. Evet. Biraz da Karadeniz kadının deyim yerinde ise çilekeş hayatını. Bir yandan yemeğe yetişmesi, çocuklara yetişmesi ve mutfağın nasıl şekillendiğinden bahsettik ama bir yandan da sadece kadınları rahatlatmak adına da erkek çocukların yetiştirilmesinde de işte yemeğe katkı, kadınların hayatına katkı rolünü de konuşalım istiyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Evet, aslında pancar çorbası kadar önemli bir konu bu. Kadınlar bu konuda bizi destekleyecekler belki. Dünyanın birçok toplumunda olduğu gibi yemek yapma ya da ev işi, çocuk bakım konusu kadınlara yüklenmiş bir sorumluluk. Biz bunu son dönemde çok kabul etmesek de böyle bir durum var. Bu sadece bu arada bize has bir durum değil. Dünyanın birçok yerinde var. Ama işte her şeyi kadına beklemek çok doğru değil. Evet, Karadeniz kadına çok fazla bir sorumluluk yüklenmiş. Karadeniz kadını buna kendi pratik zekasıyla pratikler oluşturmuş, yeni yemekler yapmış, yeni teknikler falan ortaya koymuş ama benim şahsi düşüncem ya da olması gereken bunun sadece kadına değil, erkek çocuklara da bunların öğretilmesi gerekir. Onların da yemek yapmayı öğrenmeleri gerekir. Yani annesine, yoksa eşine, yoksa kız kardeşine bağımlı kalmaması gerekir. Çünkü beslenme en temel ihtiyaçtır. O beslenme ihtiyacını giderebilmesi açısından. Yoksa ne olacak yani evde bir kadın, annesi, kardeşi ya da eşi yoksa aç kalacak hali yok. Onu da bir kendi karnını doyurması gerekiyor. Tabii şu anda imkanlar dahilinde gidip dışarıdan bir şeyler yiyebiliyor. Ama bu her zaman böyle olmayacak. Evet. Nitekim geçmişte her zaman böyle olmadı. Kıtlık zamanlar oldu yani sıkıntılı zamanlar oldu. Gelecekte böyle olmayacağını da bilmiyoruz. O yüzden çocuklarımızı yetiştirirken kız erkek ayrımı yapmadan onlara mutfakta yemek yapma konusu ya da ev işleri konusunda tabi burada yine sorumluluk anneye düşüyor. Annelerin çocuklarını yetiştirirken buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü gelecekte hem kendilerinin rahatlaması açısından hem de o çocuklarından sonra gözlerinin arkada kalmaması açısından çocuklarına kendi yaptıkları her şeyi öğretmelerinde fayda var. Tavsiye ediyoruz. Çünkü biz şimdi akademideyiz, üniversitedeyiz. Bize geliyor öğrenciler 20'li yaşlardan sonra. Bilmiyorlar yani bir de gastronomi bölümü benim bölümüm. Evet. Mutfakla ilgili hiçbir deneyim olmamış daha öncesinde. Soruyorum, bunu size anneniz bunu yaptırmadı mı? Yok hocam diyor, annem her şeyi yapıyordu diyor. Yani bu evet belki bir korumacı yaklaşımda ya da ne bileyim merhamet duygusu da bunu yapıyor ama gelecekte çocuğa çok da faydalı olmuyor bu. Evet. Bu noktada en büyük destekçinizim. Bunu söylemek istiyorum hocam. Eminim ki pek çok kadının da derdine de tercüman oldunuz bu noktada. Şimdi yine Karadeniz mutfağından devam edeceğim. Şimdi yerli ve yabancı çok sayıda turist evet. geliyor. Hem kış aylarında hem yaz aylarında. Şimdi kış ayına da giriyoruz haliyle. Kış yemeklerinde ön plana çıktığı bir süreçte. Karadeniz illeri bazında düşündüğümüzde nerede ne yenir hocam? Yine az önce sordunuz. Karadeniz deyince ilk akla ne geliyor diye. Evet şu anda hamsi geliyor. Karadeniz'de her tarafta bunu yiyebilirsiniz. Yani çok güzel yapılıyor. Biz ülkenin farklı yerlerinde bazen farklı işte toplantılara da gastronomi toplantılara falan gidiyoruz. Orada da görüyoruz ama biraz da farklı sunumlarla bunu ortaya koyuyorlar. Ama hamsi burada yapıldığı gibi. Bunu her tarafta yiyebilirsiniz. Yine bizim bir pidemiz var. Karadeniz'in birçok yerinde var. Evet. Hatta işte dışarıda Karadeniz dışında sorduğumuzda ilk akla gelen yemeklerden bir tanesi pide. İşte Samsun'dan başlayın, işte Rize'ye kadar, işte Terme'nin, Çarşamba'nın, Ordu'nun, Ünye'nin, ne bileyim Espiye'nin, Trabzon'un, Rize'nin birçok yerin pidesi var. Bu pideler yenilebilir. Nitekim yeniliyor, tüketiliyor da çok fazla. Her ne kadar hayvancılık çok yaygın olmasa da burada. Aslında yaygın ama bu bölgede insanlar hayvanlarını daha çok sütünden faydalandığı için, böyle çok da fazla hayvan olmadığından dolayı, onu kesip etini yememişler. Ya da öyle bir et kültürü gelişmemiş. Çünkü onu kestiğiniz zaman sütü nereden alacaksınız? Evet. Yani en temel ihtiyacınızı karşılamayacaksınız. Bundan dolayı bir hayvancılık gelişmemiş burada. Ama işte Trabzon'da, Akçabat'ta bir köfte. Yani oradaki yerel kasapların kendilerinin ortaya koyduğu bir şeydir. Yoksa çok geçmiş olan bir kültür değildir bu. Ama onu iyi pazarladılar. İyi bir noktaya geldi Akçabat köftesi. Birçok yerde artık duyulmaya başladı. Köfte yiyebilirler. Yine bizim yerel otlarımızı mevsiminde yiyebilirler. Burada da bunlar yapılıyor. Çok güzel de hazırlanıyor. Mevsiminde sakarca, mevsiminde kaldirik, mevsiminde diken ucu. Pancar çorbası ki mevsimde, ki her zaman evet. mevsimidir. O mevsimde olmak kaydıyla burada birçok yerde bunlar yapılabilir. Bunun için bizler zaman zaman şey yapıyoruz. Gastronomi rotaları oluşturuyoruz. Yani nerede ne yenir? Hangi işletmede yenir? Tabii işletme reklam yapmadan. Nerenin daha meşhurdur? Onları yapıyoruz. Mesela Akkuş'a gidip kuru fasulye yiyebilirsiniz. Evet. Mevsimde olmak kaydıyla. Çünkü orada yetişen kuru fasulye endemik bir kuru fasulye. Sadece o coğrafyada yetişebilen bir kuru fasulye. Tescilli bir üründe. Tescilli bir ürün bu arada. Ve onu orada yiyebilirsiniz. Ya da oradan alıp yiyebilirsiniz. Ne bileyim Kabataş'ta yapılan helva. Ya da Perşembe'de yapılan ceviz helvası. Evet. Bunları yerinde olmak kaydıyla
tüketmenizde fayda var. Bir doğurdu tostumuz var hocam. Yine evet, tescilli. O nasıl bir ürün mesela? Ondan da biraz bahsedelim. Tabii hepimiz tadını biliyoruz ama izleyenlerimize şöyle bir hatırlatalım. Şimdi diğer tostlardan farklı olarak yıllardır yapan bir amcamız onu yapıyor. İşte sucuğu ve peynirini ezerek içerisine kullanıyor. Ekmeğini kendisi özel hazırlıyor. Böyle olunca da biraz farklı bir lezzet. Biraz da büyük, evet, doyurucu da bir özelliği var. İnsanlar da bununla ilgili duyuyorlar. Yine Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum onlara. Bu bizim yerel ürünlerimize coğrafi işaret kazandırma konusunda çok yoğun çalışıyorlar. Evet. Şu anda 17'ye çıktı bildiğim kadarıyla en son alan ürünle beraber. Karadeniz'de de ilk sıradayız coğrafi işaret alan ürünler anlamında. Bunlar da fazla yaygınlaştırmasına fayda var. Sadece bu 17 üründen ibaret değil çünkü bizim Ordu Mutfağı. Bunun sayısını biraz da artırmakta fayda var ki Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok iyi çalışıyor. Çünkü işin kültürel kısmı konusunda bizden destek de alıyorlar. Beraber ortak çalışıyoruz. Çünkü insanlar bizim ülkemizde henüz coğrafi işaret konusunda çok bilinç oluşmadı ama özellikle Avrupa'dan ya da yurt dışından gelen turistler gittikleri yerde coğrafi işaret ürünleri tatmak istiyorlar. Çünkü onun bir standardı var. Bir referans oluyor aslında tabii, gelenlere. Evet, bir pazarlama yöntemidir aynı zamanda. O yüzden yapılan çalışmaları yerinde ama daha da fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hocam siz şimdi yıllarca sektörde de hizmet, evet, verdiniz. Orada çok başarılıydınız. Şimdi eğitim yolunda yine devam ediyorsunuz akademik kariyerinize. Pek çok öğrenci de yetiştiriyorsunuz. Peki sizin elinizden en iyi neler çıkıyor? Onu da öğrenmek istiyorum. En iyi şu yemekte kesinlikle iddialıyım. Bunu benden başkası daha iyi yapamaz dediğiniz. Aslında bunu eşime sormak lazım. Evde ya da çocuklara sormak lazım. Biz eğitim kurumu olduğumuzdan dolayı her şeyi öğretmek durumundayız öğrencilere. İşte dünya mutfaklarından tutun, yerel mutfaklara kadar, yöresel mutfaklara kadar. İşte pastacılıktan, ne bileyim, tatlı yapım tekniklerine kadar. Ya da soğuk ordölerden, sıcak ordöler, her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani çok düşünmedim ama mesela yaptığım makarnayı çok beğendiler. Ben el yapım makarna yapıyorum. Ya hazır öyle makarna mi? Diye, evet, kendim hazırlayayım. O an mı hazırlıyorsunuz hamurunu da? O an hazırlıyorum. Hamur o zaman hazırlayıp. Onu beğendiler. Ne bileyim, yaptığım et yemeklerini beğenirler. Çalıştığım yerlerden gelen bir alışkanlık ya da öğrencilerimize öğretmek için zaten onu biz kendimiz öğreniyoruz. Evet. Yeni ürünler geliştiriyoruz. İşte sous vide tekniğiyle ya basınçlı bir suda pişirdiğimiz tavuk ıspanaklı. Onu beğenirler. Dünya mutfağından örneklerdir bunlar. Yani özellikle aslında düşünmedim. Bunu yiyenlere sormakta fayda. Peki kendi yaptığınız böyle hani tescilini de almak istiyorum dediğiniz bir ürün var mı? Kendi geliştirdiğiniz bir yemek. Şu anda onu çok düşünmedim ama bir yüksek lisans öğrencimle hamsili ve pide üzerine çalıştığımız bir yemek var. bir de şey yapmıştım, o çok beğenilmişti. Pancar, yine pancar yaprağına sarıp sushi balıktan. Çok iyi. Çok ilgi çekmişti o. Genel, evet, yabancılara hazırlamıştık onu biz okulda. Belki olabilir çünkü sushi yaparken bir pirince sararak yapıyor Japonlar. Biz de onun yerine bizim bu yörede yetişen bir pancara sararak olabilir. Yine bazen gelen misafirlere atıştırmak anlamında yine pancara sararak bizim yerel peynirleri ızgarada yapıp pancara sarıp verdiğimiz bir yemek var. Hoşlarına gidiyor. Belki bunlar olabilir. Bunlar çünkü bizim yaptığımız yemekler. Bu, evet, literatür olan yemekler değil. Bunlarla sizin derslerinizi ziyaret etmek gerekiyor, bekleriz o zaman hocam. İyi bir yemek tadıcısı olarak sizlerin de dersinizi ziyaret etmek isterim bu noktada. Hocam şimdi sizin bir kitap projeniz var. Evet. İçerisinde ilçelerinde yer aldığı Gastro Ordu adında. Evet. Şöyle bir detaylandıralım. İçinde neler olacak, neler anlatacak? Şöyle biz bir proje kapsamında buna başlamıştık. Bir yıldan fazla oldu. Ordu'nun mutfak kültürünü ama sadece yemeklerin ibaret değil bunu yaparken. İşte bizim balıkçılık gibi çok önemli bir aktivite alanımız var orada. Ya da gelir kapısı var, fındık var, mısır var. Bunlar da işin içerisine dahil, evet, ederek. Yine Ordu'nun gastronomi rotalarını belirleyerek. Bir de kaybolmaya yüz tutmuş olan yemeklerimiz var bizim. Eskiden böyle babaannelerimizin, annelerimizin ve ninelerimizin yaptığı yemekler. Biz 19 ilçeyi dolaştık. O konuda belediye başkanlarına çok teşekkür ediyoruz, ilçe belediyeleri. Biz de o konuda büyük destek oldular. Kadın kooperatifleri bu konuda iyi çalışıyorlar. Evet. Onların çalışmalarını da yerinde görerek. 50 yaşın üzerinde o yerel yemekleri yapan teyzeleri bulduk biz. Onlardan bizzat yemeklerin yapılmasını gördük. Kayıt altına aldık onları. Hem o yemekleri bu kitap içerisinde alacağız. Hem de işte Ordu'nun mutfak kültürü, kültür alanında nereden geliyor, sosyoekonomik yapısı. Bunun yanında işte yiyecek içecek işletmeleri Ordu'da. Yavaş yavaş bu sayı gittikçe artıyor. Bir rağbet var. Gelen turistlerin sayısı da artmaya başladıkça. Hem yabancı turistlerin hem de yaz aylarında yerli turistler çok fazla geliyorlar buraya. Ordu'nun yerel yemekleri konusunda bize soruyorlar. Nerede ne yenir kısmı. Bunu da içerisine alabilecek bir kitap çalışması. Bayağı da kapsamlı olacak. Şu anda hazırlanma aşamasında. Henüz basılmadı.
Basıldıktan sonra belki bir lansmanda yapılır bunun, tanıtımda yapılır. Basımı için böyle bir tarih var mı kafanızda? Muhtemelen bu 2024'ün ilk çeyreğinde düşünüyoruz. Mart, Nisan gibi falan. Yine bu bizim Türk Haftası, Sayın Emine Erdoğan'ın da öncülüğünde başlamış olan bir Türk Haftası, Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor Mayıs ayında. Belki ona da denk getirilerek bir tanıtımı yapılabilir diye şu anda bir çalışıyoruz. Evet. İnşallah kolaylıklar diliyoruz bizler de bu süreçte. Şimdi yemeklerimizi tanıtma noktasında tabii yerel yönetimler dönem dönem bazı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Keza STK'larda. Peki tam olarak neler yapılması gerekiyor bizim Ordu mutfağını tanıtmamız için? Sizin beklentileriniz neler mesela? Bununla ilgili biz de gözlemlerimiz sonucu önerilerde bulunuyoruz aslında. Raporlar falan hazırlanıyor. Öncelikle bizim yerel işletmelerimizin menülerine bunu koyması gerekiyor. Ama burada da şu zorlukla karşılaşıyor. Onlara da biraz hak veriyorum. Hocam diyorlar biz şeye koyuyoruz, menüye bunu koyuyoruz ama çok tüketilmiyor. Çünkü Ordu'daki insanlar daha çok bunu gelip diyorlar. Orada şöyle bir anlayış var. Ben zaten diyor evde bu yemekleri yiyorum. Para verip yemeğe gittiğim yerde niye bir daha evdeki yemekleri yiyeyim diyor. Farklı yemekler tercih ediyor. İşte kebaplar, ne bileyim işte makarnalar ya da farklı yemekler. O yüzden yerelde bu biraz sıkıntı. Yani bizim insanlarımız evde yediği yemeğe gidip daha işletmede para verip yemek istemiyor. Ama dışarıdan gelenler de bunu bize soruyorlar. Hocam işte biz geldik Ordu'ya ne yiyelim? Kebap desek onu ben şeyde yiyorum zaten diyor. Diyarbakır'da, Urfa'da. Pide desek evet Karadeniz pideleri var ama pidenin birçok yapımı yer var. Biz diyorlar Ordu'nun yere yemeklerini tüketmek istiyoruz. İşte bunların menüye konulması gerekiyor az da olsa. Evet. Özellikle yaz aylarında gelen yabancılar biraz daha fazla, il dışına gelenler. Onlara yönelik bu yemeklerin biraz daha fazla olmasında fayda var menüye konulması. Bu sayede belki yabancılara bunlar tanıtılır. Bizim gibi akademisyenler ya da eğitim kurumunda çalışanlar öğrencilere bunları anlatması gerekiyor. Sizin gibi televizyon programı yapanların daha sık yerel yemeklerle ilgili programları yapıp tanıtması gerekiyor. Çünkü medya çok büyük bir güç. Evet. Sosyal medyada bunlar paylaşılıyor. Oradan bunların takipleri yapılacaktır. Yine yeme içme konusunda önemli olan şefleri buraya getirip onlara bu yemekleri yaptırarak. Çünkü onların bir sürü takipçileri var. Onlar geldiği zaman bir sürü insan onları takip ediyor. Onlara bunları yaptırarak bir reklamın tanıtımı yapılabilir gibi. Yani bunları çoğaltabiliriz. Aslında birçok şey de yapılabilir. Sizin nezdinizde soracağım hocam. Şimdi Karadeniz yemeğinden hep bahsettik, mutfağından. Karadeniz mutfağından sonra sizin için ileri gelen mutfak hangisi? Şöyle yine programın başında bahsetmiştim. Bizim genlerimiz var. Ya biz Orta Asya'da tarih sahnesinde var olduğumuzda coğrafyada olan yiyecekler sınırlıydı. Bunlar daha çok hamur işleri ve etlerdi. Bir süt ürünleriydi. Dolayısıyla hala da bugün Türkiye'de yaşayan insanlara bu yemekleri sevmeyen var mı desem yoktur herhalde. Yani herkes bunları yer. Ama balığı sevmiyor olabilir. Çünkü balık bizden ziyade daha çok bir Rum kültürü. Biz sonradan balığı aldık. O yüzden bu çerçeveden bakıldığında hamur işleri, et yemekleri ve süt ürünlerinin bir arada olduğu Orta Anadolu mutfağı, işte mantının başta olduğu, işte testi kebaplarının başta olduğu yemekler muhtemelen Türkiye'de çok beğenilen yemekler olacaktır. Ya da analı kızlı çorbasının olduğu. İçli köftenin olduğu, işte biraz daha güneydoğuya doğru kaydıkça o bölge mutfakları... Biraz ağır yiyeceklerin olduğu herhalde. Evet, ya bu bizim genlerimizde yoğun var. Yoğun tatlar. Evet, ya çünkü biz tarih sahnesinde var olduğumuz bunlarla beslendik. Nesilden nesile bu kültür bize aktarıldı. Maalesef son yıllarda bu kültür zincirinde bir kopmalar meydana gelmeye başladı. Özellikle hazır yiyeceklerin çok fazla olması. Dünyada küreselleşme sonucunda ben Amerika'daki yemeği burada yiyebiliyorum ya da Meksika mutfağındaki bir fajitayı burada yiyebiliyorum, bulabiliyorum. Ya da uzak doğudan bir yemeği burada bulabiliyorum. Bunlar mümkün. Özellikle yeni nesil bunlar tattıkça, bir de bunların içerisinde monosodyum glutamat denilen böyle çok yoğun tatlandırıcı bir yapay Çin tozu denilen bir şey vardır. O var. Buna da biraz eğilim artıyor. Yere yemeklere ilgi biraz azalıyor. İşte bu nokta pancar çorbasının reklamı çok çok önemli. Ne yapsak hocam? Her yemeği en kötü listesine mi koyalım? Ya her zaman yani bunu reklam yapmak için? tutmayabilir. Bu biraz tutacak gibi gözüküyor. Ama işte çocuklarımıza o damak zevklerinin ilk oluştuğu, İlk 6 ay anne sütü diyoruz ya, anne sütünden sonraki verilen iç pancar çorbası. Suyunu verebiliriz. Bakın bu çok da iyi olur. Damak tadı alışsın diye. Evet, orada başlaması lazım. Yani orada. Mesela ben size şimdi sorsam ya da çevredekilere sorsam dünyanın en lezzetli yemeği hangisi diye bir sürü farklı yemeklerden bahsedecektir ama dünyanın en lezzetli yemeği annenizin yaptığı yemektir. Evet, gerçekten öyle. Çünkü yani aynısını farklı yerde yiyince aynı tadı alamıyoruz. Alamazsınız. Yani doğru. O yüzden çocuklarımıza o ilk 6 aydan sonra ne olur yerel yemekleri tattıralım. Lütfen pancar çorbası yedirin 6 aydan sonra. Hocam bir de şunu soracağım. Şimdi dünya genelinde şöyle bir algı var. Her ne kadar ben tasvip etmesem de en iyi aşçının erkeklerden olduğu ile ilgili. Evet. Kadın aşçıların yeteri kadar iyi olmadığı ile ilgili. Bu şehir efsanesi mi? Nereden geliyor bu söylenti?
Söylentinin gerçeklik payı var. Hatta bununla ilgili Fransızlar çok iddialı olduklarını söyler yemek yapma konusunda. Ve Fransızların şöyle bir sözü vardır. Burada kadınlar belki bana kızacaklar ama bu benim değil, Fransızların bir sözüdür. Aşçılık bayanların yapabileceği kadar basit bir iş değil derler Fransızlar. Ve dünya mutfağında da çok etkin olduklarını ya da çok iyi olduklarını söylerler. Şimdi şunu bir kere ayırmakta fayda var. Yani evde yapılan yemek de sektörde yani endüstri yapılan yemek arasında çok büyük farklar var. Yapım teknikleri farklı, kullanılan malzemeler farklı, işleyi çok çok farklı. Ama lezzet anlamda bakıldığında da büyük ihtimal, büyük çoğunluğu, yani bunu söyleyen Fransızlar bile evde yapılan yemeğin çok daha lezzetli olduğunu söyleyeceklerdir. Evet. Ya bu noktadan baktığınızda kadınlar yemek yapma, lezzet yemek yapma konusunda çok çok iyilerdir. Ama aşçılık bir sektör, bir meslek, bir büyük bir iş, uğraş. Bu sadece yemek yapmakla ibaret değil. Bunun bir sürü şey var, parametreleri var. Yönetimden tutun, malzeme tedariğine kadar, personel idaresinden tutun, maliyet hesaplamaya kadar. Hepsini bilmesi gerekiyor. Çok kapsamlı bir iş ve mesai kavramı olmayan bir iş. Yani siz mutfağa girdiğiniz zaman misafir ne zaman giderse sizin işiniz o zaman bitiyor. Evet. Öyle ya ben şu saatte geldim, şu saatte çıkacağım diyemiyorsunuz. Böyle olunca bir de kadının farklı sorumlulukları da var işte. Evdeki işleri, çocuk bakımı falan filan olunca kadın çok fazla mutfakta başarılı olamıyor. Giremiyor. Bir de ağır bir iş. Büyük tencereler kaldırılıyor, taşıma işleri falan filan var. Bedenen de çok mümkün değil. Bundan dolayı sektörde şeyi çok daha fazla görüyoruz. Erkeklerin egemen olduğu bir sektör aşçılık. Ama bu kesinlikle çok iyi oldukları anlamda değil. Yani lezzet anlamına bakıldığında iddia ediyorum bunu. Kadınlar... Sadece daha müsait oldukları için. Aynen öyle. Evet. Biraz öyle. Fransızlar beni karşılarına aldı hocam. Sözde artık evet, çok öyle geç. Dediler. Öyle dediler ve ben Fransızların, Fransız şefleri göremiyorum şeyde. Bayan şefleri mutfakta göremiyorum. Şeyde varlar ama pastacılık kısmında, pastane tarafında. Evet. O biraz daha hafif. Biraz daha el yatkınlığı da var el herhalde. El yatkınlığı. Estetik görüntüyle alakalı. Titiz olmak gerekiyor. İncelik gerektiren bir iş. Öyle çok mesai kavramları olan bir iş değil. Evet. Erkeklerin yapacağı kadar kolay değil, bunu söyleyelim. Evet, o açıdan Fransızlar gibi. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Hocam gerçekten çok keyif aldığım bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Son olarak sözlerinizi de almak istiyorum. Özellikle pancar çorbası ile ilgili. Hem yayınımızı da kapatacağız, son birkaç dakikamız da kaldı. Siz hem bir akademisyen hem de sektörde de çalışmış biri olarak neler söyleyeceksiniz? Sadece pancar çorbası anlamı değil ama yerel mutfakları ya da yerel yemeklere muhakkak sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle tabii yine hanımlara bu sorumluluğu yüklemek doğru değil belki ama erkeklerin de yemek kısmında işi ellerine atmaları gerekiyor. Çocuklarımıza muhakkak yerel yemekleri öğretelim. Yerel ürünlerimizi muhakkak onlara yedirelim. Ne bileyim okula giderken besleme çantasına fındık koyalım, mısır ekmeği koyalım. Çünkü tok tutar onlar, acıktırmazlar. Veya bizim yerel işte helvalarımız var. Ne bileyim işte karayemiş diyoruz, tahnallarımız falan var mevsimde. Onları koyalım. Yerel ürünlere sahip çıkalım. Yoksa bu geçmişten gelen bir kültürdür bu. Bu kültür kopacak. Evet. Kaybolacak. Kaybolmasın bunlar. Biz elimizden geldiği kadar bunları tekrar gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunları kayıt altına alıyoruz, kitaplaştırıyoruz ama bu sadece bizim yapacağımız bir durum değil. Topyekun bir şekilde insanların buna sahip çıkması gerekiyor. Yerel mutfağımıza, yerel ürünlerimize sahip çıkalım. Bir de bu şu açıdan da önem kazanacak. Dünyada gittikçe trend buna doğru gidiyor. Evet. Yani yerel ürünleri tanıtma, onlarla ilgili yemekler yapma. Mirasa sahip çıkma. Evet, bu dünyada buna doğru gidiyor. Biz de madem buna doğru gidiyor ve bundan büyük paralar kazanılacak, büyüklerimizin yaptığı yemekleri öğrenelim. Yani kendi kültürüne sadık kalacak olan gün sonunda kazanacak, diyebilir miyiz hocam? Muhakkak, muhakkak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Umarım lezzetli bir program olmuştur. Evet, gayet keyifliydi. Ben inanıyorum ki ilk final ödevinizi siz pancar çorbası yapacaksınız tüm öğrencilerin katıldığı. Yöresel mutfakları kesin. Yani çocuklar yapacaklardır onu. Evet. Bizler de tatmaya geliriz hocam eğer davet ederseniz. Zor da davetimizi aldık hocamızdan. Estağfurullah. Evet sevgili izleyenler, bugün çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Pancar çorbasını konuştuk Mehmet hocamızla birlikte. Programın da sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.